No, dadgummit. Jack Schmidt having a few problems. Ay'a düşen astronotların bu kayıtları ne kadar komik görünse de bunlar aslında görev emirleri altında gerçekleştirildi ve NASA'nın araştırmaları için değerli bir önem taşıyorlardı. Apollo 15 sırasında astronotlar metabolik deneyleri değişik ay yüzeylerine göre yürütüyordu. Çeşitli ay arazilerinin oranları Apollo 16'da arttı ve Apollo 16 sırasında düşmeler daha fazla gerçekleşmeye başladı. Ay ve dünyadaki hareket farklılıkları test edilirken beklenmedik şekilde bu düşmeler yaşanmaya başlandı. Görüntülerin ciddiyetsiz görünmesine rağmen bu düşmelerden biri astronot Charles Duke'un hayatını tehdit etti. Uzay elbisesini parçalamaya ve kendisinin uzay boşluğunun vakum etkisi altına girmesine ramak kalan Charles Duke. Astronotlar neden düşer? Apollo astronotlarının Ay'daki gelişigüzel hareketi, Ay'ın kütlesinin Dünya'nın yalnızca 1/6 birine sahip olmasının bir ürünüdür. Ay'da bir cismin ağırlığı daha az olsa da kütlesi hala aynıdır. Bu, vücudun ataletinin veya hareketteki değişikliklere karşı direncinin kütlesine bağlı kaldığı anlamına gelir. Ağırlığa bağlı değildir. Bu nedenle Ay'da yürüme deneyimi her zaman tecrübe eden kişi için zor olmuştur. Ve aynı zamanda ay yürüyüşçüleri için gerçek dışı ve rahatsız edici gelmektedir. Özellikle astronot Buzz Aldrin bu konu hakkında şunları söyledi. Ayda yürüme deneyimi nemli pudra üzerinde yürümeye benzetilebilir diye açıklamaya çalıştı. Aylarca süren aralıksız, yoğun eğitime rağmen astronotlar sadece yer çekimi koşullarıyla değil, aynı zamanda uzay kıyafetleriyle de bu konuda problem yaşıyorlardı. Her ne kadar uzay kıyafetleri artık dünyadaki 150 kilogram ağırlığında olmasalar da hala katı ve hantaldılar. Bir nesneyi almak için eğilmek gibi pek çok düzenli eylem yalnızca düşmeyle sonuçlanıyordu. Bu nedenle astronotlar bunları giyerken birçok basit görev için alet kullanmak zorunda kaldı. Bunlara ek olarak çömelmek için önce atlamaları ve inerken bulundukları ortamı kıyafetlere sıkıştırmak için kullanmaları gerekiyordu. Yani kıyafetler aslında bu kadar sertti de. Temmuz 1969'da ilk Ay'a inişiyle NASA bu konuyla yakından ilgilenmeye başladı. Ay'da insanın hareketliliği ve ilk kez bu konudaki gerçek veriler elde edilebildi. Apollo döneminin tamamı boyunca NASA kaynakları çalışmaya ve analiz etmeye ayırdı. Dünya dışındaki insanların el becerilerini değerlendirebilmek için astronotların Ay'a düşüşleri mümkün oldukça değerlendirildi. Bilim adamları astronotların anahtarları idare edip edemeyeceği konusunda kıyafetlerin esnekliği konusunda endişeliydi. Uzay giysisi giyerken hangi ekipmanların kullanılacağı ve öncesinde hangi tekniklerle hazırlamanın en iyi olacağı sürekli tartışılıyordu. Ay'daki hareketi ve hareket başarısızlıklarını inceleyerek sürekli ilerleme kaydedildi. NASA bilim adamları bu endişeleri giderebilmek için araştırmalara durmadan devam ettiler. Ay'da düşmek konusu çok ciddiye alındı. Elde edilen bütün bilgiler yalnızca görüntülerde değil, ayrıntılı belgelerle de halen korunmakta. Apollo 15 misyonundan komutan David Scott ile ilgili konuya ilişkin raporlardan birisi şöyle. Kameraya okumaları iletirken ve özetlerken yeni bir alana doğru ilerlemeye başlıyor. Bir grup kaya parçasının etrafından dolaşıyor ve ardından sağ ayağını kullanıyor. Küçük bir sallantıya uğrar ve dengesini kaybetmeye başlar. Sol ayağıyla adım atarken küçük bir kayadan kayar ve gevşek yüzey toprağı üzerinde kaymaya devam eder. Arabayı sürmeye çalışırken ayakları ağırlık merkezinin altına girince Scott ileri hızını arttırıyor. O daha sonra düşüşü durdurmak için iki elini uzatmış halde öne doğru düşüyor. Sol tarafına inerek saat yönünün tersine ve sırt üstü yuvarlanıyor ve ardından TV kamerasının görüş alanının dışına çıkıyor.
Apollo 16 misyonunun raporları daha da ayrıntılıydı. Düşüşün neden olduğunu, nasıl olduğunu ve astronotların nasıl ayağa kalktığını tek tek kaydediyorlardı. Bilim adamlarının odaklandığı yönlerden biri de hareketlilik ve enerjinin değişimle birlikte nasıl değişeceğiydi. Bulgulardan biri de atlama ve yürümenin çok fazla çaba gerektirmesiydi. NASA'nın daha önce vardığı bir diğer değerli sonuç ise düşüşlerin daha yavaş olması nedeniyle astronotların bir kaymayı düzeltmeye ya da ayağa kalkmaya çalışacak zamanları bulabilmeleriydi. Düşme olduğunda vardıkları sonuçların bazılarının hiç faydası yoktu. Gevşek toprak nedeniyle çekiş kaybından dolayı çok sayıda düşmenin meydana geldiğini belirtmek gibi gereksiz kayıtlar da mevcuttu. Bu raporlarda adı geçen astronotlardan birisi Charles Duke'tu. Düşen bir maşayı kaldırmaya çalışırken maşanın üzerine bastı ve toplamaya çalışırken dengesini kaybetti. Daha sonra düşmesini engelleyip maşayı ve bastonunu bulundukları yerden alabildi. İronik bir şekilde önce maşayı alıp sonra da toplamaya çalışırken yüzüstü tekrar düştü. Birkaç dakika önce düşürdüğü çekici yukarı alabildi ve her şeyi düzene soktu. Bu düşüş nispeten zararsızdı. Ancak Apollo 16 görevi sırasında neredeyse hayatına son verecek bir düşüş yaşayacaktı. Charles Duke ve komutanı John Young 1972'de Münih Olimpiyatları ile aynı yıl aydaydılar. Ay Olimpiyatları dedikleri şeyi gerçekleştirmek istediklerine karar verdiler. Dünya ile karşılaştırıldığında ayın yer çekiminin düşük olması nedeniyle en iyi atletik dünya rekorlarına ulaşmayı umuyorlardı. Bir uzay yürüyüşünün son dakikalarında görünüşte masum olan bu karar Duke'u riske attı. O zamanlar sadece 36 yaşında olan ayda yürüyen en genç insandı. Mümkün olan en yüksek atlayışları yapmaya çalışarak başladılar. Duke başladı. Kendisi ay yüzeyinden 4 feet yüksekteydi. Bu onun gurur duyabileceği bir başarıydı. Havadayken vücudunu düzeltmeye karar vermesi dışında. Uzay giysisi ayda 30 kilogram ağırlığındaydı. Bu dünyadaki 150 kilogramdan çok daha azdı. Ama yine de oldukça ağır. Ve bu ağırlığın yarısından fazlası sırt çantasından kaynaklanıyordu. Taşınabilir yaşam destek sistemini elinde bulunduran sırt çantasındaki herhangi bir şey hasar görürse bu ölümcül olabilirdi. Bu ağırlık dengesini tamamen değiştirdi ve onu aşağı doğru çekti. Sırt çantası doğrudan yere çarpmaya doğru yöneldi. Duke'un bizzat belirttiği gibi sırt çantası benim kadar ağırdı. Ben de geriye doğru gittim. Bu bir fiberglass kabuk ve tüm yaşam destek sistemlerimizi içeriyordu. Eğer kırılırsa ölürdüm. Astronot sonuçların farkına varır varmaz tüm ağırlığını sırt çantasına vererek inişin yarattığı aşırı bir sıkıntı hissettiğini ifade etti. Neyse ki NASA çalışanlarının da kaydettiği gibi aya düşmek yavaştır ve astronota çarpmadan önce tepki vermesi için zaman tanır. Duke sağa yuvarlanarak düşüşü engelledi ama yuvarlanma hareketi onu sıçramaya maruz bıraktı. Komutan John Young, yaşam desteğinin zarar görmesi durumunda yardım sağlayamayacağını bilerek ona yaklaştı. Sistem başarısız olursa baygın olacak Duke'u modüle geri taşımak zorunda kalacaktı. Muhtemelen oraya ulaşmadan Duke ölmüş olacaktı. Duke bir röportajında o anı hatırladı. Kalbim küt küt atıyordu. Komutanım John Young yanıma geldi ve aşağıya baktı ve şöyle dedi. Bu pek akıllıca değildi Charlie. Ben de kalkmama yardım et John dedim ve gerçekten sessizleştim. Yardımla ayağa kalktıktan sonra her şeyin yolunda olduğunu ve hala çalıştığından emin oldu. Düşme uzay giysisine zarar vermemişti. Ne kadar eğlenceli ya da komik görünse de düşen astronotların görüntüleri ortaya çıkan görüntülerden çok daha fazla ve gerçek bir risk taşıyor.